Teşekkür ediyoruz Veli, kolay gelsin diyelim sana. Gerçekten çok yoğun bir haftaya başladık. Bütün hafta boyunca dünyanın pek çok yerinden pek çok veri açıklanacak. O verilere göre de hızlanacak tabii ki fiyatlama. Şimdi biz bambaşka bir konu konuşacağız. Ne konuşacağız? LRL Beauty Genel Müdürü ile birlikte konuşacağız. Ömer Barış Turan İstanbul stüdyomuzda konuğumuz. Hem çok güzel olmak, hem çok sağlıklı olmak, hem de hem güzel olup hem sağlıklı olurken hem para kazanmak ister misiniz? İşte o sorunun yanıtını bulmaya çalışacağız. Buna hayır diyecek birini tanımıyorum ben. Hele ki bir kadın hiç tanımıyorum. Kesinlikle haklısınız. Şimdi hem para kazanacağız. Özellikle kadın istihdamına yer açacağız. Hem bu süre içerisinde biz güzel olacağız, hem güzel olmalarını sağlayacağız başka insanların. Bu arada da doğal olarak sağlığı beraberinde getirecek, evet, bir sistemden bahsedeceğiz. Bana çok böyle inandırıcı gelmedi. Niye? Yani bu kadar, bu üçlüyü bir arada düşünemedim. Ya sağlık ve güzellik için para harcamam, hı-hı, gerekiyormuş gibi geliyor. Para kazanırken bunu sağlayamazmışım gibi geliyor. Onun için siz bana bu işi bir anlatın. Elbette, hay hay. Öncelikle teşekkür ederim. İyi haftalar olsun. Teşekkür ederiz. Sağlık ve güzellik aslında herkesin peşinde olduğu bir şey. Bunun peşinde olurken de türlü türlü yöntemlere başvurduğu şeyler var. İnsanların işte kozmetik dediğimiz kocaman bir endüstri var. Biz LR Health and Beauty olarak aslına bakarsanız buna bir de çok güzel bir şey ekledik. Bu insanlara girişimci olmayı ve hem sağlıklı hem güzellikli olurken aynı zamanda para kazanmayı da bir şekilde anlatmayı hedefledik. Biz bir Alman firmasıyız. Şu anda 31 yaşındayız. Dünyanın 28 ülkesinde bilfiil faaliyetteyiz. Türkiye'de de bir ofisimiz var 2003 yılından beri. Özellikle son 5 senedir önemli bir atılım içerisindeyiz. Çünkü biz şunu keşfettik. İnsanlar doğal şeylerden hoşlanıyorlar. Aynı zamanda başka insanlarla da iletişimde olmaktan hoşlanıyorlar. Bu doğal şeyleri başkalarına anlatırken neden aynı zamanda bununla ilgili bir para kazanmaları söz konusu olmasın? Bu da bizi doğrudan satışa getirdi. 31 senedir doğrudan satış sektöründe olan ve Almanya'nın en büyük doğrudan satış şirketlerinden bir tanesiyiz şu anda. Öyle söyleyeyim. 400 bin aktif üye. Hı hı. 28 ülke. Evet. Ne kadarlık bir büyüklük parasal anlamda? Yani şöyle söyleyeyim, şu anda 240 milyon euro civarında bir cirodan bahsediyoruz yıllık olarak. Avrupa krizde falan değil o zaman. Siz bel atsanız Almanya'nın hikayesi çözülecek. Aslına bakarsanız şöyle söyleyeyim. Doğrudan satış krizlerde özellikle ihmelenmesini artıran bir sektör. Çünkü aslına bakarsanız insanlar, doğrudan satış sektöründe olan insanlar kriz dönemlerinde kendilerini yeni bir gelir kapısı arıyorlar. Doğrudan satışta burada insanlara böyle bir kapı açıyor. Neden? Çünkü hiçbir işinizden vazgeçmeden aslında belli bir vaktinizi ayırarak, belli ürünleri anlatarak ve bir iş planını anlatarak ek gelir sağlayabilirsiniz. Şimdi insanları buna motive etmek de, mesela primli çalışmaya motive etmek zaten güç bir şey. Evet. Bir maaş almak varken primli neden çalışayım diyor çoğu kişi. Ama bir taraftan bunu çok yapabileceğine inanan kişinin tercih edebileceği bir sistem belki olabilir. Şimdi izleyicilerimize sorayım ben. Hem güzel olacaksınız, hem sağlıklı olacaksınız, hem insanlarla doğrudan ilişki kuracaksınız, hem para kazanacaksınız, hem de çok iyi bir arabaya bineceksiniz. O arabanın parasını siz ödemeyeceksiniz dese. Ne dersiniz? Vallahi açıkçası şöyle söyleyeyim. Biz bunu yapıyoruz. LR belli bir seviyedeki iş ortakları, biz iş ortağı deriz doğrudan satışçılarımıza, iş ortaklarımıza belli bir seviyedeki sürdürülebilir çalışmaları karşılığında bir araç kullanımı veriyoruz. Ve en az 3 senelik bir araç kullanma hakları oluyor. Ve bu seviyedeki artırımları ve çabaları devam ederse daha yüksek araçlara da gidebiliyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, yani %84'ü kadınlarda oluşan bir sektörün, bol bol arabayla dolaşan ve çevresindeki insanlara, hani mahalledeki Aynur ablaya, Aynur abla bak arabayı aldım demesi o kadar keyifli bir şey ki. Türkiye'de kaç tane var doğrudan satışçı? Şöyle söyleyeyim, bütün sektörü ele alırsanız yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin doğrudan satıcıdan bahsediyoruz. LR'den bahsedersek aktif olarak çalışan yaklaşık şu anda 60 bin civarında iş ortağımız var. Şimdi burada da bir kariyer planlaması yapabiliyor mu, evet, kişiler? Tabii. Nasıl oluyor? Yani şöyle söyleyeyim, şimdi aslına bakarsanız bu tarz mekanizmalar hedeflerle yürüyor. Doğru hedeflerle ve doğru çalışma planlamasıyla çalışırsanız her sektörde ve her iş kaynağında olduğu gibi sizi bir yerlere getirmeye başlıyor. Burada iyi bir iletişimci olmanız, aynı zamanda insanlara ürünleri anlatacak belli bir bilgiye sahip olmanız ve her şeyden önce de kazanma isteğiniz olması gerekiyor.
Biz yaklaşık 13 farklı kariyer seviyesinde iş ortaklarımızı belli seviyelerde primle ödüllendiriyoruz. O şekilde söyleyebilirim. Onu işte başkalarını yönetecek bir pozisyona getiriyor musunuz? Tabii şimdi şöyle düşünün, basit bir franchise düşünün kendinizi ve altınızda alt bayiler var. Artık siz insanlara bir şeyler anlattıkça onlar da sizin küçük küçük bayileriniz olmaya başlıyor. Ve kocaman bir aileniz olmaya başlıyor, kocaman bir takımınız oluyor. Bu işin en güzel tarafı aslında kişisel girişimciyle birebir irtibatta olması. Şimdi konvansiyonel ticarette karşımızda ne var? Bir ürün var, bu ürün rafa gitmek için uzun bir yolculuğa çıkıyor, tedarik zincirinden rafa kadar ulaşıyor. Şimdi benim aynı zamanda konvansiyonel ticarette bu ürünün alıcısını da o rafa götürmem gerekiyor. Doğrudan satış aslında çok küçük bir değişiklikle bayağı bir şey, fark yaratıyor. Ne yapıyor? Diyor ki ben ürünü üretirim, doğrudan satış firması, ben ürünü üretirim. Son kullanıcısına bir kişisel girişimci aracılığıyla ulaştırırım ve ona denetirim, ona dokundururum. Ve orada o kadar güzel bir ilişki olmaya başlıyor ki. Çünkü insanlar karşılıklı olarak dokunarak, ürünü anlayarak ve aynı zamanda da ciddi anlamda ürüne artık aşık olarak devam etmeye başlıyorlar bu işe. Dünyada peki bu doğrudan satış rakamları ne, Türkiye'de ne? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani kıyaslamayla gidelim. Tamam, olur. Bu veriler, bahsettiğim veriler Dünya Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonu'na ait veriler. 2014 Mayıs ayında çıkartmış oldukları veriler. Çünkü 2015 Mayıs ayında çıkartmış oldukları veriler. 2016 henüz oluşmadığı için onları veremiyorum. Şu anda 183 milyar dolarlık bir hacimden bahsediyoruz. Bunun %45'i Asya Pasifik ülkelerinde, %37'si Amerika'da, %17'si Avrupa'da, Türkiye'nin de dahil oldu Avrupa'da. O şekilde paylaşılıyor. Avrupa'ya baktığınız zaman yaklaşık 30 milyar dolarlık bir hacimden bahsediyoruz doğrudan satışta. Doğrudan satışta envai çeşit farklı farklı ürünler satabilirsiniz. Yani kozmetik de satabilirsiniz, ev gereçleri de satabilirsiniz, yatak da satabilirsiniz, bir sürü şey satabilirsiniz. Bunların hepsi aynı kesede, aynı sepette değerlendirilir. Avrupa'nın en büyük ülkesi doğrudan satış açısından Almanya'dır. Almanya'da Eller'in doğduğu ülkedir. Yani aslında bakarsanız Eller Halten Beauty Avrupa'nın en sıcak doğrudan satış pazarlarından bir tanesinden geliyor. Ve o anlamda çok iyi bir know-how'a sahip. Ne yapıyor? Ürünlerini üretirken aynı zamanda çok ciddi bir Ar-Ge yatırımı yapıyor. Türkiye'ye geldiğiniz zaman karşımıza yaklaşık olarak şu anda 887 milyon dolarlık bir hacim çıkıyor. Yaklaşık olarak da işte bahsettiğim 1 milyon 200 bin tane doğrudan satışçı var. Bu verileri Doğrudan Satış Derneği, Türkiye'nin Doğrudan Satış Derneği veriyor. 1994 yılında kurulmuş bir dernektir Doğrudan Satış Derneği. Eller Halten Beauty olarak biz de bu derneğin bir üyesiyiz. 10 tane şirket var üye olarak. Hatta şöyle söyleyeyim, 2015 yılında yaptığımız çalışmalar sayesinde Doğrudan Satış Derneğimiz 2015 yılının Doğrudan Satış Derneği seçildi Serbia tarafından Avrupa'da. Bu da açıkçası özellikle Türkiye'deki yönetmelikler ve regülasyonlar açısından yaptığımız, devletle beraber destek temasıyla yaptığımız çalışmalar sonucunda aldığımız bir ödül. İşin hoş tarafı, Eller'de 2015 yılında yılın doğrudan satış şirketi seçildi Avrupa'da. Hepsi böyle çok güzel bir 2015 yılı oldu bizim için. Şimdi 2016'dan ne bekliyorsunuz, nasıl hedefleriniz var vesaire onları soracağım. İşte inovasyon haftaları düzenleniyor. Siz inovasyon konusunda neredesiniz onu da soracağım ama onun öncesinde benim anladığımı birazcık size anlatayım. Kaçırdığım bir şey var mı onu sormak istiyorum aslında. Şimdi bu ürünler için bir raf kiralamak, bir dükkan açmak, bir işte mağazada bulunmak ya da birçok mağazada bulunmak, işte bir ağ kurmak mecburiyetinde kalıp ona harcanılacak olan parayı doğrudan satışçılar aracıyla o tarafa doğru mu yönlendiriyorsunuz? Evet, aslında biz doğrudan satışçılara o masraflarını prim olarak veriyoruz. O şekilde düşünebilirsiniz. Yani bir rafta bir ürün satmak, bir işte dükkan açmak, bir ciddi bir yükün altına girmek, yani ciddi bir risk almak. Bir tane açmakla da olmuyor iş. Yani 3-5 noktada ya da belki çok daha fazla noktada açacaksınız ki herkese ulaşabilirsiniz. İşte ondan duyacak, öbürü üründen duyacak. Bir de bir şekilde bu kozmetik ürünler özellikle hani kadınlar için onu söyleyebilirim ki ben bunu kullandım çok iyi geldi sen de kullansana gibi aktarımlarla
devam ediyor. Hı-hı. Birinin mutlaka bu işten iyi sonuç aldığını duyması gerekiyor. Hatta işte arkadaşına belki hediye etmesi gerekiyor. Bu şekilde gözlediğim kadarıyla ya da kendimde de yaptığım kadarıyla Hı-hı. böyle. Siz oralardaki paraları bu tarafa doğru aktarıyorsunuz ve bu işte de daha çok kadınların aslında yine kazanmasını sağlıyorsunuz. Yani kadın istihdamına yönelik oluyor. Yüzde kaç kadın çalışanınız? Yani şöyle söyleyeyim, %84 civarında iş ortağımız bizim bayan. Yani şimdi %84 oranıyla kadınlarla çalışmak nasıl bir şey, onu da sormadan duramayacağım. Yani şöyle söyleyeyim, şimdi bayanlar çok meraklı. Girişimci, özellikle 30 ile 40-45 yaş arasındaki Türkiye'deki bayan nüfusu ciddi anlamda girişimci ve meraklı. Bu da ne sağlıyor? Kendi aralarında bazı şeyleri rahatlıkla konuşmalarını ve aynı zamanda büyütmelerini sağlıyor. Bakın burada aslında şöyle söyleyelim, az önce söylediklerinizle beraber. Biz şunu yapıyoruz. Biz diyoruz ki bir depoya ihtiyacınız yok. Gidip bir hafta veya bir şeyde bir dükkan kiralamanız gerekmiyor. Biz bunların hepsini sizin için yapıyoruz. Biz ürünü tanıtmanıza yardımcı oluyoruz. Sipariş ettiğiniz zaman direkt gönderiyoruz. Sizin yapmanız gereken tek şey bu ürünleri insanlara anlatmak. Bunun için de gerçekten çok kaliteli bir ürüne ihtiyacınız var. Yani karşınızda da Alman şirketi var. Bir Alman üretim kalitesi var. Biz de açıkçası ürünlerimize çok güveniyoruz. Yani şimdi bir şey daha soracağım. Diyelim ben bu sistemin içerisine dahil olmak istedim. Geldim sizden ürünü aldım. Lallahmere vermiyorsunuz büyük olasılıkla. Bedelini ödeyip alıyorum. Evet. Sonra beceremedim ve satamadım. O ürünler ne oluyor? Bana geri verebilirsiniz. Şimdi burada çok güzel bir konuya değindiniz. Doğrudan satış şirketleri tüketicinin korunması kanunu içerisinde değerlendirirler ve bizim 14 gün içerisinde bir ürünü bize cayma hakkıyla iade etme şansı var. Bir iş ortağının veya bir son kullanıcının, o şekilde düşünün. Hatta oldu da benle iş ortağı oldunuz, siz 2 ay boyunca dediniz ki ben bu ürünleri iş açmadım, iade etmek istiyorum, değiştirmek istiyorum dediniz. Buna da ben evet diyorum. Çünkü bizim burada amacımız insanları yormak değil, insanları gerçekten bir yere doğru yönlendirebilmek. Bu anlamda çalışmak istiyoruz. Biz Eller Halten Beauty olarak 2015 yılında çıktı bu kanun. Daha doğrusu 14 güne uzatıldı. Biz bunu zaten 2000'li yılların başından beri uyguluyorduk bir Avrupa şirketi olarak. Zaten bu regülasyonlar Avrupa'da daha önceden belli bir standarda oturmuş durumda. Biz zaten bunu uyguluyorduk. Yani tüketicinin gerçekten mutluluğu bizim için önemli. Çünkü burada ürünle karşılaşması klasik bir yöntemle değil. Onun güvenini sağlamamız için her anlamda, ürünün rahatlıkla onunla konuşabilmesi için bizim kafasındaki soru işaretini kaldırmamız lazım. Şimdi gelelim bu inovasyon mevzuna ve 2016'dan neler beklediğinize, hem cirosal anlamda hem ulaşacağınız istihdam büyüklüğü anlamında. Şöyle söyleyeyim, inovasyon çok artık yani çağımızın en önemli kelimelerinden bir tanesi. Hatta biraz klişeleşmiş bir şey haline geldi. Ama bir üreticiyseniz ve doğrudan satış sektöründe çalışıyorsanız kesinlikle peşinden koşmanız gereken bir şey. Neden? Çünkü ürününüzün tek başına kaldığı yerlerde kendisini anlatabilmesi gerekiyor. Biz de 2014 yılında Avrupa'nın en büyük inovasyon yatırımlarından, Ar-Ge yatırımlarından bir tanesini yaptık ve 1,5 milyon euroluk bir yatırımla laboratuvarımızı yeniledik. O dönemde Avrupa'daki en büyük Ar-Ge yatırımlarından bir tanesiydi. Biz özellikle kozmetikte anti-aging dediğimiz yöne yavaş yavaş yönelim artıyor. Çünkü ne oluyor? Yaş ortalamaları artıyor. İnsanların vakit ayıracak süreleri, kozmetikle ilgili şeyleri azalıyor. Bize ne yapmamız gerekiyor? İşte dediniz ya bana, benim 5 dakikam var Barış Bey, ne yapabiliriz diye. O 5 dakikaya işte güzel bir şeyler sığdırmak için ciddi çalışmalar yapıyoruz biz de. İnovasyonlar geliştiriyoruz ki bunlardan bir tanesi de Zeitgeist ürün gamımız. Yani 1 dakikada yüzünüzü 10 kat derinliğe kadar temizleyebilecek bir cihazla. Hani o mendillerle uğraşıyorsunuz ya, bir de siz şimdi sürekli televizyondasınız. Bayağı bir uğraşıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. İşte onu bir dakikaya kadar indirebiliyoruz biz, öyle söyleyeyim size. Bir dakika hakikaten ciddi bir kolaylık diyeyim. Peki bu 2016'da rakamsal olarak ne bekliyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim, şimdi sektör olarak baktığınız zaman doğrudan satış sektörü Avrupa'da yaklaşık %3.4 büyümüş 2014'te. Bunda şunun da etkisi var mı? Sigorta maliyeti de bir işveren olarak yüklenmiyorsunuz, doğru mu? Aslına bakarsanız bizim aramızdaki ilişki bir işveren ve işçi ilişkisi değil, iş ortaklarımızla tamamen. Aramızdaki ilişki, onlar doğrudan satışçılar. Yani biz onları istihdam etmiyoruz, onlara bir iş fırsatı sunuyoruz. Bu bizim onlarla ilgili, onların yaptıkları işlerle ilgili vergisel bir yükümlülüğümüz olmadığı anlamına gelmiyor.
Aynı zamanda vergiden muaf esnaf statüsünde oldukları için biz onlar için stopaj ödüyoruz devlete. Daha doğrusu onlar ödüyorlar. Ama biz onların brütlerinden kesip net olarak onları ödüyoruz. Buradaki sebep aslında o değil. Bakın şöyle söyleyeyim. Amerika'da %5.4 büyümüş. Türkiye'de %10.5 büyümüş 2014 yılında. İşte 2015'te açıklanan veriler diyorum ya. Ki bunlar 10 şirketin verdiği veriler. Daha farklı doğrudan satış şirketleri de var Türkiye'de. En az %14, %15 büyüdüğünü düşünüyorum ben. 2016'da da bunun büyümeye devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü biz aynı zamanda kriz denen şeyden ivmeleniyoruz. Yani insanlar aynı zamanda korkuyorlar. Diyorlar ki ya ben bir şeyle daha uğraşayım. Ya işten çıkartılırsam ya da işte evde oturan ev hanımı diyor ki ya en azından bir pazar parası edinmeye çalışayım. Bak böyle bir şey varmış, ürünler de güzelmiş derken çok uzun bir yolculuğa çıkıyorlar. Ve bakıyorsunuz en sonunda ciddi bir iş kadını karşınıza çıkıyor. Yani karşınızda böyle önemli kazanımlar elde eden artık bir iş kadını giysisi giymiş bir insanla karşılaşabiliyorsunuz. Hangi pazarlardasınız daha çok? Şöyle söyleyeyim yani... Dünyada baktığınız zaman Merkez Avrupa'daki bütün ülkelerde varız elerhalten büyütü olarak. En doğuya gittiğiniz zaman Rusya ve Türkiye, Rusya, Kazakistan, Türkiye var. Bunun dışında Merkez Avrupa'daki bütün ülkelerde varız şu anda. Diyorum yani Alman kalitesiyle, Made in Germany kalitesiyle ürünleri üretme iddiası aslında bakarsanız bizim bu hinterland'taki yapacağımız daha çok iş olduğuna inandırıyor bizi. Yani şöyle düşünün, mesela Fransa çok... olgun bir pazar gibi düşünülebilir kozmetikte ama biz her sene %20 büyüyoruz Fransa'da. Çok ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam, diyeyim. Evet. Bundan sonra açılmayı planladığınız başka pazarlar var mı? Evet, şirketin bu anlamda bir çalışması var. Yani yakın zamanda açıklayacağı belli pazarlar olabilir açıkçası. Ben de bir şey söyleyemiyorum şu anda. Benim de bildiklerim kısıtlı. Yani ama... senaryoyu biliyorum ama ben buradan da tüyo vermem diyen dizi senaristleri gibisiniz şu anda. Yani işte böyle olduğunuz zaman yapacak bir şey yok. Yani birazcık ipucu pazarı... verseydiniz. Şöyle düşünün, o pazara söylediğiniz zaman çok daha başka şeylere hazırlıklı olmanız lazım. Biz hazırlıklı olmak istiyoruz. Hı. Biz her şeyden önce dersimizi doğru çalışmak istiyoruz. Yani bir Alman şirketi olarak gerçek anlamda dersimizi doğrudan çalışıp bir pazara gireriz. Yani şöyle düşünün, biz Türkiye'de yeni giren bir firma değiliz ama Türkiye ile ilgili dersimizi çok iyi çalıştık. Ve gerçekten şu son geçtiğimiz iki sene içerisinde çok ciddi ivmelerle büyüdük. Yani 2015 yılında %100 bir büyümeyle bitirdik biz. En çok büyüyen il neresi? İstanbul. Doğal olarak. Evet, tabii. En az bu doğrudan satışa ya da kozmetiğe en az ilgisi olan il? En az ilgisi olan il biraz doğuya doğru gidiyorsunuz. Orada Van, Bitlis civarlarında yani doğuda gittikçe ilgi azalıyor ister istemez. Ama bu zaten Türkiye'nin ekonomik yapısıyla da ilgili bir şey. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Elbette var. 2016 yılı bizim için, Eler için ve Türkiye için bence güzel bir yıl olmalı. Çok engel varmış gibi görünüyor ama... bence bu engeller umutlu bir şekilde aşılabilir diye düşünüyorum. Biz Elerhalten Büyütü olarak Türkiye'ye, bu pazara inanıyoruz ve bu pazarda uzun yıllar kuvvetli çalışmak istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bir kez daha ağırlamak isterim sizi. İnşallah. Bu %100 büyümelerin üzerindeki büyümeleri yeniden ekrana getirmek. En azından o başarıyı da tekrar izleyicilerimizle paylaşmak isterim. Çok teşekkür ederim. Yeni ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, Fokus'ta noktayı koyuyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.